Merhabalar, ismim Adil Çoruk, eğitim yönetim ve denetim ana bilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapıyorum, yarım doçent olarak çalışıyorum. Lisansım sınıf öğretmenliği, 2003 yılında sınıf öğretmenliği bölümünden mezun oldum. Daha sonraki aşamada 2004 yılından itibaren eğitim yönetim ve denetim ana bilim dalında yüksek lisans ve doktoraya başladım. 2012 yılından itibaren de eğitim yönetimi alanında dersler vermeye başladım. İşte girmiş olduğum dersler sınıf yönetimi, eğitim yönetimi, Türk eğitim sistemi gibi çeşitli dersler söz konusu. Bu grupta da okulda halkla ilişkiler dersini birlikte yapmaya çalışacağız. Bu derse şöyle bir baktığımızda artık günümüzde okullar çevreyle iç içe olan kurumlar, yani okullarla halkı iç içe nasıl buluşturabiliriz? Bu konular üzerinde daha fazla durmaya çalışacağız. Bu dersin temel amacına değinecek olursak, derste öncelikle okul çevre ilişkileri nasıl olmalı? Bunlar üzerinde duracağız. Okul çevre ilişkilerinin tarihi gelişimine kısaca değineceğiz. Ve aynı zamanda okul çevre ilişkileri ile ilgili halkla ilişkilerden nasıl yararlanılabilir? Bunlar üzerinde konuşmaya çalışacağız ilgili derste. Yine derste halkla ilişkilerin örgütlenmesi ile ilgili, halkla ilişkiler süreci ile ilgili bir takım konularımız da olacak. Ve bu kapsamda sizler de şu anda okullarımızda böyle bir birim yok ama halkla ilişkilerle ilgili bir birim olduğunu düşündüğümüzde ya da ilerleyen aşamalarda bu dersi almış birisi olarak sizden böyle bir birim oluşturmanız istendiğinde nasıl bir örgüt şemasına gidebiliriz? Buna yönelik bir çalışmamız olacak ders kapsamında. Dersin içeriğinde ilgili hafta geldiğinde bunlarla ilgili de sizlerden yine paylaşımlarınızı alacağız. Yine burada özellikle canlı olarak derse katılmak isteyen arkadaşlarımız veya görüntülü olarak, sesli olarak derse katılmak isteyen arkadaşlarımız olabilir. Bunlar da yine ders esnasında katılımlarını yapabilirler. Burada da işte halkla ilişkiler ve çevre ilişkilerini daha iyi, daha etkili hale nasıl getirebiliriz? Bu konular üzerinde durmaya çalışacağız. Şimdi bu dersle ilgili de yine her hafta ilgili konuyla ilgili bir canlı ders yapımı olacak. Bunun yanı sıra derslerde işte farklı bir takım makaleleri sisteme yükleyeceğiz. Bunlarla ilgili okumaları önceden yine yapabilirsek oldukça verimli bir ders geçiririz. Değerlendirmesine gelindiğinde derste yine yönetmelik gereği bir ara sınav, bir de yarı yıl sonu sınavı yapmamız gerekiyor. Ara sınavda klasik olarak ilgili konulara kadar gelen konularla ilgili iki tane veya üç tane klasik soru olacak. Ve bunlar daha çok sizin okullarınızda karşılaşacağınız tarzdaki uygulamalara yönelik, daha çok yorum içerikli sorular olacak. Aynı şekilde final sınavına buraya geleceksiniz ve final sınavında yüz yüze bir sınav olacak. Bu sınavda da yine klasik bir takım sorular olacak. Bu 10 hafta, 14 hafta boyunca ele almış olduğumuz konulardan bir 10-12 civarında klasik soru. Ve bu klasik sorulardan istediğiniz, ilgi duyduğunuz konuyla ilgili soruları cevaplama şansına sahip olabileceksiniz. Dersin işlenişiyle ilgili bunları söyleyeyim.